Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu CHP'den istifaları önleyebilecek mi? Mektup yayınlayarak rahatsızlıklarını ortaya koyan CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy'la Özcan Özel, önceki gün Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler. Görüşmeye aracılık eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, an itibariyle partiden bir kopuş, bir ayrılma yoktur dedi. Burada an itibariyle vurgusuna dikkatinizi çekmek isterim. Milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile 27 Ekim'de de görüşmüşler 10 Aralık'ta yayınladıkları mektupta yer alan rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmışlardı Milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinden bu durum böyle devam ederse müsaade isteriz diyerek ayrılmışlardı ama CHP milletvekilleri belli ki bir ilerleme sağlanmadığı gördükleri için 10 Aralık'ta 3 Aralık mektubu yayınlamışlardı Mehmet Ali Çelebi ile daha önce yaptığımız görüşmede bunun bir süreç olduğunu belirterek 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana yaşananları bir kronoloji içinde sıralamıştı. Ayrıca yayınladıkları mektupta rahatsız oldukları noktaları net bir şekilde ortaya koymuşlardı. Mektupta 2020 kurultayı bu marjinal ikinci cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur deniliyordu. Atatürk'ün partisi CHP'de Atatürk'ü Atatürk diyemeyenlerin varlığından duyulan rahatsızlık dile getiriliyordu. Ne olacak? CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile görüşmede rahatsızlıklarını ikinci kez net bir şekilde aktardılar. Milletvekilleri bu aşamada istifa etmek yerine yeni bir süre tanıdılar. Eğer Kılıçdaroğlu rahatsız oldukları konuları düzeltme yolunda bir çaba içerisine girerse 3 milletvekilinin istifasını önleyebilir. Ama yine sorunları halının altına süpürüp dostları ile yol yürümeye devam ederse milletvekillerine istifa etmekten başka bir seçenek sunmamış olacak. 3 milletvekili istifa eder mi? CHP'deki rahatsızlıklarını meşru zeminlerde dile getiren 3 milletvekili bu süreçte diyalog kanallarını kapatmadılar. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le iki kez Oğuz Kağan Salıcı ile bir kez görüştüler. O nedenle CHP'den istifa ettikleri takdirde kimse onlara neden görüşmediniz diyemeyecek. Dostlarını seçti. Kılıçdaroğlu tercihini yapmış durumda. CHP'nin eski genel başkanları araya girmesine rağmen Muharrem İnce ile görüşmedi. Milletvekillerinin dile getirdiği rahatsızlıkları gidereceği ve partide işlerin düzeleceği yönünde bir beklenti yok. O nedenle milletvekillerinin CHP'den kopması sadece bir takvim sorunu olarak görülüyor. Erken seçim var mı? Muhalefet her zaman erken seçim ister. Böylece hem tabanını diri tutar hem de seçim beklentisiyle milletvekillerini bloke eder. Ancak başkanlık sisteminde erken seçim istemekle seçime gidilmiyor. Giyotin ismi verilen ikili bir mekanizma var. Ya meclis ya da cumhurbaşkanı erken seçim kararı alabiliyor. Ya meclis götürür. Anayasanın 116. maddesine göre meclisten erken seçim kararı alınması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 337 ediyor. Muhalefetin erken seçime götürecek yeterli sayısı bulunmuyor. Cumhurbaşkanı neden gitsin? İkinci bir formül, Cumhurbaşkanı'nın erken seçime götürmesi. Bu durumda Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tamamlanmış oluyor. Erdoğan henüz iki yılı varken Ülke pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçerken neden erken seçime gitsin? Ama muhalefette bu beklenti var. Hatta 2020'de erken seçime gidilecek diye iddiaya girip takım elbise kaybeden CHP yöneticileri oldu. Kapıda beklersin mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim konusuna son noktayı koydu. Yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya, size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var dedi. Reformlar geliyor. Meclis bir ay sonra tekrar çalışmalara başlayınca bakanlarla milletvekilleriyle görüşme imkanı doğdu. AK Parti grubu nedeniyle mecliste adeta bakanların resmi geçidi yaşandı. Reform sürecine girilmesi nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün morali yerindeydi. Bir gün önce yapılan AK Parti MHK'da Adalet Bakanı Gül'le Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan reformlarla ilgili olarak kapsamlı bir sunum yapmışlar. Reform paketi olumlu karşılanmış. Adalet Bakanı Gül, güzel bir toplantı oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında reformlara güçlü bir şekilde destek verdi. Türkiye'yi temel hak ve özgürlüklerden ekonomide güven ikliminin güçlendirilmesine kadar geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız dedi. Üçüncü ittifak mı? Seçimlere iki yıldan uzun bir süre var ama ittifak tartışmaları gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türk'ü ziyaret etmesi fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan'la Asil Türk'ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor. Gönül diliyle konuştular deniliyor. Zaten Asil de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı forsunu bir kenara bırakıp geldiğini abi kardeş olarak sohbet ettiklerini söylemişti. Oğuzhan Asil Türkle Erdoğan arasında geçmişe dayanan sağlam bir dostluk var. Asil Türk, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ali Coşkun'u aday göstermek istediği sırada Erdoğan'ın adaylığına destek vermiş. Ayrıca Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması üzerine de Erdoğan'ı arayıp tebrik etmiş. Bu arada Asil Türk'te sadece Erdoğan görüşmemiş. Kısa bir süre önce AK Parti'nin iki önemli ismi Asil Türk'ü ziyaret etmiş. Saadet Partisi bir bölünmeye meydan vermemek için ittifak konusunu derin dondurucuya kaldırdı. Saadet Partisi'ne ne yapar bilmem ama görünen o ki 2023 seçimlerinde üçüncü bir ittifak daha kurulacak. Sadece Fatih Erbakan'ın açıklaması üzerine bunu söylemiyorum. HDP ve CHP ile bir araya gelmek istemeyen partiler şimdiden üçüncü ittifakın hazırlıklarına başladılar.